Pekala. Geçen ders geçiş metallerinden bahsettik. Bilmeniz gereken bazı şeyleri ve isimlendirmelere giriş yaptık. D orbitallerinden bahsettik. Geçiş metalleri demek bir anlamda D orbitallerinden bahsetmek demektir. Şimdi D orbitallerini kısaca gözden geçirelim. Bazılarınız daha önceden görmüş olabilir ama bazılarınız da görmemiştir. Şimdi burada kısaca D orbitalleri hakkında bilmeniz gereken şeyleri vereceğiz. D orbitallerin isimlerini bilmeniz ve şekillerini çizmeniz gerekir. Çıtamız çok yüksek değil. Elinizdeki ders notlarında şekilleri var. Şekillerin çok güzel olmasına gerek yok ama çizebilmelisiniz. Farklı D orbitallerini gördüğünüzde hangisi olduğunu ayırt edebilmelisiniz. D orbitallerini isimlendirebilmelisiniz. D orbitallerinin neye benzediğini kısaca gözden geçirelim. Önce referans bir koordinat sistemi seçelim. Z ekseni yukarı, Y ekseni yatay, X ekseni de tahta düzlemine dik olsun. Hep aynı koordinat sistemini kullanacağız. Koordinat sistemi size verilmezse böyle olduğunu farz edin. Önce dz kare orbitalini inceleyeceğiz. Büyüklüğünün en fazla olduğu yer z ekseni üzerindedir. Xy düzlemi üzerinde bir halka bulunur. Dx kare eksi y kare orbitalinde büyüklüğün en fazla olduğu yer x ve y eksenleri üzerindedir. Bu orbitaldeki loblar x ve y eksenleri üzerindedir. Diğer d orbitalleri eksenler üzerinde değil, açıortaylar üzerinde bulunur. Eksenlerle 45 derecelik açı yaparlar. Burada dyz orbitalini görmektesiniz. Y ve z ekseniyle 45 derecelik açı yapar. Sonraki dxz orbitali. X ve z eksenleriyle 45 derecelik açı yapar. Sonraki dxy orbitali. O da x ve y eksenleriyle 45 derecelik açı yapar. Bunların hepsini aynı eksen üzerinde göstermeye çalıştık. Bu nedenle biraz karışık ve çizilmesi zor oldu. D orbitallerinin şekillerini farklı bir açıdan daha iyi görebilirsiniz. Şimdi bunları inceleyelim ve hepsini tanımaya çalışalım. Bu orbitallerin neler olduklarını belirleyelim. Sizce ilk orbitalin adı nedir? Bu orbital hangisidir? Dz kare orbitali. İkincisi nedir? Lobları x ve y eksenleri üzerinde. Dx kare eksi y kare. Bu orbitallerin farklı şekillerini daha sonra göreceğiz. Şimdi eksenlerle 45 derece açı yapmış olan orbitallere geldik. Bu nedir? Evet, dxy. Peki bu nedir? Dyz. Sonuncusu? Dxz. Z ekseni doğrultusunda aşağı yukarı doğru. Biraz daha pratik yapalım. Bunların neye benzediğini anlamak için üç boyutlu görmekte yarar var. Kağıtta veya ekranda üç boyutta değilsiniz. Şimdi üç boyutlu bir film göstereceğim. Burada halkayı gerçekten görebilirsiniz. Bu dz kare orbitalidir. En büyük lob z ekseni üzerindedir. Aşağı ve yukarı doğru. Xy düzlemi üzerinde ise küçük bir halka var. Şimdiki dx kare eksi y kare orbitali. Maksimum genlikler eksenler üzerindedir. Bu da onu dxy'den farklandırmanızı sağlar. Eksenler üzerinde ise dx kare eksi y kare orbitali. Sıradaki ise dxy orbitali. Bu eksenler üzerinde değildir. Bu orbitaldeki loblar x ve y eksenleri ile 45 derecelik açı yapmış. Orbitaller eksenler arasında.
şimdi baktığımız DXY orbitaline benziyor. Maksimum genlik X ve Z eksenleri arasında ve 45 derecelik açı yapmış. Sonuncusu DYZ orbitali. Burada da loblar Y ve Z eksenleri arasında ve 45 derecelik açı yapmış. Umarım bu küçük film D orbitallerinin şekillerini aklınızda tutmanıza yardımcı olur. Pekala, bunlar D orbitalleri. Her derste D orbitallerinden bahsedeceğiz. Bunların şekillerini düşünmeniz gerekecek. Bugün kristal alan teorisini konuşacağız. Burada duyacağınız ayrıca kitapta bahsedilen iki teori var. Kristal alan teorisi ve ligand alan teorisi. Genel kimyada öğrendiğiniz çoğu şey gibi teoriler deneysel bilgileri açıklamak için geliştirilirler. Koordinasyon bileşiklerinin benzersiz özellikleri vardır. Ortada geçiş metali ve etrafında ligandlar var. Bu nedenle bu koordinasyon bileşiklerinin farklı özellikleri vardır. Bu emsalsiz özellikleri akli temelde açıklamak istemişler ve iki teori geliştirmişlerdir. Bu teorilerin arkasındaki temel düşünce şudur. Belli bir yükseltgenme basamağına sahip bir metal iyonunu koordinasyon bileşiğinin ortasına koyarsanız ve ligandlar bu metal iyonunu çevrelerse, D orbitallerinin enerjisi o ligandların yerine göre değişecektir. Bu tamamen D orbitalleri ile ilgilidir. Metali çevreleyen ligandlar D orbitallerinin enerjisini etkileyecektir. Bu iki teori D orbitallerinin nasıl etkilendiğini açıklamaya çalışır. Kristal alan teorisi iyonik tanıma temel alır. Bu modelde ligandlar nokta negatif yük olarak kabul edilir. Oldukça basit bir modeldir. Buna karşılık ligand alan teorisi koordinasyonu kovalent olarak düşünür. İyonik katkıyı da ihmal etmez. Bu daha güçlü ve daha faydalı bir teoridir. Ve biraz daha karmaşıktır. Bu nedenle bu derste işlemeyeceğiz. Eğer devam ederseniz ve inorganik kimya dersini alırsanız bunu ayrıntılı olarak incelersiniz. Bu derste sadece kristal alan teorisini konuşacağız. Oldukça basit bir model olmasına rağmen aslında çok iyi çalışır. Bu basit modeli kullanarak koordinasyon bileşiklerinin bazı özelliklerini açıklayabilirsiniz. Kristal alan teorisi gerçekten çok basittir. Bu teori metal ile ligandlar arasındaki etkileşimi iyonik kabul eder. Ligandları nokta negatif yükler olarak düşünür. Temel prensip şudur. Nokta negatif yükler D orbitallerine yaklaşırlarsa aralarında bir itme meydana gelir. Burada bir çizim var. Metal M olarak kısaltılmış. Metalin yükseltgenme basamağı ise artı N ile gösterilmiş. Metalin etrafında ligandlar var. Peki buradaki geometri nedir? 8 yüzlü. X, Y ve Z ekseni boyunca uzanan toplam 6 tane ligantımız var. Burada aynı şeyin başka bir resmi var. Ortada metal ve nokta negatif yükler yani ammin ligantları eksenler boyunca uzanmışlar. 4 tane ekvator konumunda, 1 tane yukarıda ve 1 tane de aşağıda ligant var. Bu 8 yüzlü geometridir. Bu ligandların her birini nokta negatif yük olarak kabul edebilirsiniz. Bu negatif yükler D orbitallerine yaklaşırlarsa orbitallerle negatif yükler arasında bir itme kuvveti oluşur. Kristal alan teorisinin temel prensibi budur. Burada başka bir resim var. Tüm D orbitallerinin şekli ve ligandların konumu hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Bugün oktahedral geometriyi konuşacağız. Daha sonra
tetraedral geometriden bahsedeceğiz. Buradaki 8 yüzlü geometriyi görmektesiniz. D orbitallerinin etrafını 6 tane eksi yüklü ligantlar çevrelemiş. D orbitalleri ligantlarla aynı eksen üzerinde ise aralarındaki itme kuvveti daha fazla olacaktır. Eğer D orbitalleri ligantlarla aynı eksen üzerinde değilse itme kuvveti daha küçük olur. Kristal alan teorisinin temel prensibi budur. Şimdi her bir orbitali daha detaylı inceleyelim ve doğrudan D orbitaline yönelen bir ligantın nasıl etki ettiğini düşünelim. Burada ligantlar, yani noktasal negatif yükler, dz kare ve dx kare eksi y kare orbitallerine yönelmiş. Ligantlar ile d orbitalleri arasında büyük bir itme kuvveti oluşur. Z ekseni üzerindeki ligant, dz kare orbitali ile etkileşime girecek demektir. X ve y ekseni üzerindeki ligantlar ise doğrudan dx kare eksi y kare orbitali ile etkileşir. Bu konuya biraz sonra tekrar geri döneceğiz. Şöyle düşünülebilir. Oktaedral, yani 8 yüzlü geometride ligantların belirli bir yeri vardır. Ayrıca kuramsal olarak şöyle de düşünebilirsiniz. Ortada bir metal var ve her yönden ligantlarla çevrilmiş. Ligantlar metalin etrafında her yerde bulunabilir. Eğer ligantlar metalin etrafında her yerde bulunursa bütün d orbitalleriniz aynı enerjiye sahip olur. Ancak ligantları izole edip belli bir pozisyona yerleştirirseniz d orbitallerinin nasıl farklı şekilde etkilendiğini düşünebilirsiniz. Buna birazdan tekrar döneceğiz. Pekala, burada ligantlarla eksenler üzerindeki d orbitalleri arasında büyük bir itme kuvveti oluşacak demektir. Dz kare ile dx kare eksi y kare orbitalleri aynı miktarda kararsızlaşır. Aynı miktarda etkilenirler. Bu iki orbitalin enerjisi aynı miktarda yükselecek demektir. Orbitallerin aynı enerjide olması ne demektir? Dz kare ve dx kare eksi y kare orbitalleri dejeneredir. Yani eş enerjilidir. Dz kare ve dx kare eksi y kare orbitalleri diğer 3 orbitalden daha yüksek enerjilidir. Şimdi bunun neden doğru olduğunu düşünelim. Burada başka bir orbital seti var ve bu orbitaller eksenlerle 45 derecelik açı yapmış. Halbuki ligantların hepsi eksenler üzerindedir. Negatif yükler doğrudan bu orbitallere yönelmemiştir. Bu orbitallerin arasına yönelmiştir. Bu orbitaller kuramsal duruma göre daha kararlıdır. Kuramsal durumda ligantlar her yerde bulunurdu. Ayrıca eksenler doğrultusunda yönelmiş orbital setine göre de daha kararlıdır. Bu setteki 3 orbital, dz kare ve dx kare eksi y kare orbitaline göre daha düşük enerjilidir. Yani daha kararlıdır. Bu 3 orbital dxy, dxz ve dyz eş enerjilidir. Yani dejeneredir. Bu orbital setlerini bir özetleyelim. Dz kare ve dx kare eksi y kare orbitali bir set oluşturur. Ligantlar doğrudan bu orbitallere yönelmiştir. Bu nedenle enerjileri diğer orbitallerden, yani dxy, dxz ve dyz orbitallerinden daha yüksektir. Açı ortaylar doğrultusundaki bu 3 orbital ile ligantlar arasındaki itme kuvveti daha küçüktür. Bu orbitallerin enerjisi daha düşüktür. Çünkü ligantlar bu orbitallerle aynı eksenler üzerinde değildir. 8 yüzlü geometri için kristal alan teorisinin temel fikri budur. Resimler size yardımcı olacaksa başka bir şekilde de bakabiliriz. Burada negatif nokta yüklerin orbitallere doğrudan yöneldiği daha açık görülüyor.
Aşağıda ise orbitallere doğrudan yönelmediğini görebilirsiniz. Şekiller farklı ama aynı şeyi gösteriyorlar. Bazılarında bu ilişkiyi görmek daha kolay olabilir. Şimdi bazı diyagramlar çizeceğiz. Şu taraftan başlayacağım. Kristal alan yarılma diyagramını çizelim. Oktahedral geometri için. Yarılma diyagramları geometrilere göre farklılık gösterir. Diyagramı çizelim. Enerji yukarı yöndedir. 5 tane d orbitalini çizerek başlayalım. Bunlar ortalama enerjiye sahip olacaklar. Küresel simetrik alanda d orbitallerinin ortalama enerjisi aynıdır. Ligantlar etrafa aynı şekilde dağılmışlardır. Bu küresel kristal alandır. Burada oktahedral durum yoktur. Oktahedral diyagramı diğer tarafa çizeceğim. Eğer bütün ligantlar metal etrafında homojen olarak dağılmış olsaydı, d orbitallerinin enerjisi eşit olacaktı. Küresel ve simetrik olarak dağılırsa böyle olur. Bir şey anlatmak istiyorum. Bunu görünce çok heyecanlanmıştım. Uzun süredir bu dersi veriyorum. Daha önce bir metalin etrafında gerçek bir küresel kristal alanım olmamıştı. Bir gün Walgreens'e gittim. Walgreens'in küresel kristal alan satması beni çok sevindirdi. Demek istiyorum ki neyle karşılaşacağınızı hiç bilemezsiniz. Walgreens zincirlerinin bir fanıyım. Orada pek çok şey bulurum. Köpeğim için harika bir oyuncak mesela. Ama bu gerçekten muhteşemdi. Kasiyere küresel kristal alan sattıklarının farkında olup olmadığını sordum. Farkında değillerdi. Hayat sürprizlerle doludur. Bu durumda ligantlar metal etrafına homojen olarak dağılmışsa d orbitallerin enerjileri aynıdır. Ama oktahedral bir kristal alandaysanız d orbitalleri yarılacaktır. Bazıları diğerlerine göre daha kararsızdır ve enerjileri daha yüksektir. Bunlar dx kare eksi y kare ve dz kare orbitalleridir. 3 orbitalin enerjisi ise daha düşük olur. Dxy, dyz ve dxz. Bunların enerjisi daha düşüktür. Bu enerji farkına ise oktahedral alan yarılma enerjisi adı verilir. Çünkü oktahedral alandaki yarılma miktarıdır. Buraya oktahedral kristal alan yarılma enerjisi yazarız. Tekrar ediyorum. Bazı orbitallerin enerjisi artar, bazılarınki azalır. Ama toplam enerji sabit olmalıdır. İki orbitalin enerjisi artarsa üç orbitalin enerjisinin azalması gerekir. Yukarıda her bir orbitalin enerjisi artı 3 bölü 5 kadar artarken aşağıda her bir orbitalin enerjisi eksi 2 bölü 5 kadar azalır. Ama sistemin toplam enerjisi korunur.
Bu, oktahedral geometri için kristal alan yarılma diyagramıdır. Şimdi bazı örneklere bakalım. Krom atomu, 3 tane ammin, 3 tane brom oligantı. Bu sistemde kaç tane D elektronu olduğunu söyleyiniz. Yani D elektron sayımını yapınız. Son 10 saniye. Çok yüksek bir seviye değil ama çoğunuz doğru anlamışsınız. Şimdi buna bir bakalım. Bromun yükseltgenme basamağı kaçtır? Nedir? Tek bir bromunki kaçtır? Eksi birdir. Ammin ligantının yükseltgenme basamağı kaçtır? Sıfır. Toplam yük sıfır. Peki krom kaç olmalı? Artı 3. D elektron sayısını bulmamız gerekir. D sayımı eşittir. Kromun grup numarasını bilmeliyiz. Slaytlara bakalım. Kromun grup numarası kaçtır? 6. 6 eksi 3. Çünkü yükseltgenme basamağı 3'tür. Eşit 3. Bu bir D3 sistemidir. Çok erken bıraktığınız için yanlış yapmış olamazsınız. Çünkü cevabı 3 bulduysanız yükseltgenme basamağında durmuş olabilirsiniz. Ama yine de doğru yapmış oldunuz. Çünkü D3 sistemidir. Şimdi bu 3 tane D elektronunu yarılma diyagramına yerleştirelim. Eğer kuramsal bir küresel kristal alanımız varsa elektronlar bu şekilde yerleşecek. Şimdi oktahedral durumda ne olduğuna bakalım. İlk elektronu aşağıya mı yoksa yukarı mı yerleştirelim? Aşağıya. Diyagrama iki şey yazmadığımı fark ettim. Bunlar notlarınızda var. EG, T2G. EG ve T2G orbitallerin simetrileridir. Kısaltma olduğu için daha sonra yazarken çok kullanışlı olacak. Evet, elektronları aşağıya yerleştiriyoruz. İki elektronu aynı orbitale paralel spinli koyabilir miyiz? Hayır, bu doğru değil. Bu 4 kuantum sayısı aynı demektir. Böyle olmasını istemeyiz. Peki, aynı orbitale zıt spinli yerleştirsek? Hayır. Buradaki orbitallerin enerjileri aynı olduğuna göre hepsini birer birer yerleştirmeliyiz. Bu nedenle 3 tane elektronu 3 ayrı orbitale birer birer yerleştirmiş olduk. Şimdi birkaç terimden daha bahsedeyim. Bunları koymayı unuttuğumu fark ettim. Size sık sık soracaklar. Size sık sık D elektron konfigürasyonunu soracaklar.
orbitaller için bu kısaltmaları kullanabilirsiniz. 3 elektronu T2G orbitallerine yerleştiririz. Böylece T2G3 diyebiliriz. Bu T2G orbitallerinde 3 elektron var demektir. Yani oktahedral kristal alandaki düşük enerjili orbitallerde 3 elektronunuz var demektir. Şimdi kristal alan kararlılık enerjisinin ne olduğunu düşünelim. Kristal alan yarılma enerjisi değildir, kararlılık enerjisidir. Kuramsal, küresel kristal alanda olmak yerine, oktahedral kristal alanda olmakla elektronların ne kadar kararlı olduğunu gösterir. Peki, ne kadar kararlıdır? Gördüğünüz gibi düşük enerji düzeyinde 3 elektron var. Bu orbitaller -2/5 çarpı oktahedral kristal alan yarılma enerjisi kadar daha kararlıdır. Cevap -6/5 çarpı kristal alan yarılma enerjisidir. Bu elektronların ne kadar kararlılık kazandığını gösterir. Enerjileri düşer. Küresel alanda ortalama enerji bundan çok daha yüksektir. Fakat burada oktahedral geometri vardır ve sadece 3 elektron için hesapladık. Bu durumda sistem kristal alan yarılma enerjisinin -6/5'i kadar daha kararlı hale gelir. Şimdi başka bir örneğe bakalım. Bu sorudaki koordinasyon bileşiğinde mangan, 6 tane su, karşıt iyon olarak 3 tane klorür anyonu var. Peki, bu komplekste manganın yükseltgenme basamağı kaçtır? D elektronlarını değil, yükseltgenme basamağını soruyorum. Son 10 saniye. Buna kısaca bakalım. Çoğunuz doğru yapmışsınız. Bu koordinasyon bileşiğindeki toplam yük kaçtır? Bunu şu şekilde yazabiliriz. Mangan, 6 tane su, artı 3 yük, karşıt iyon, 3 tane klorür anyonu. Bu koordinasyon bileşiğinin toplam yükünün artı 3 olduğunu gösterir. Su sıfırdır. O halde mangan artı 3 olmalı. Bunda çok başarılısınız. Peki, D elektron sayısı kaçtır? 4. Doğru. 7-3 = 4. Bu bir D4 sistemidir. Buraya bakarsanız, 4. elektron için bir karar veremeyiz. 3 elektronu yerleştirmek kolaydır. 4. elektron işleri biraz karıştırıyor. 4. elektronu aşağıya mı yerleştireceğiz yoksa yukarıya mı? Burada iki ihtimal var. Bu nedenle iki diyagram çizdim. İlkinde kristal alan yarılma enerjisi küçüktür. İkincisinde ise büyüktür. Yani elektronların yerleşmesi için iki farklı yol vardır.
Burada kristal alan yarılma enerjisi küçüktür. Buna zayıf alan denir. Yarılma enerjisi büyükse bu kuvvetli alandır. Zayıf alanda d orbiteller arasındaki enerji farkı çok fazla değildir. 3 elektronu her zamanki gibi yerleştirirsiniz. Bu durumda olduğu gibi enerji seviyeleri arasındaki fark büyük değilse 4. elektronu üst enerji düzeyine yerleştirirsiniz. Çünkü elektronları eşleştirmek enerji gerektirir. Bu durumda şu soruyu sorabilirsiniz. Elektronları eşleştirmek mi yoksa bir üst enerji düzeyine çıkartmak mı daha çok enerji gerektiriyor? Zayıf alanda kristal alan yarılma enerjisi eşleşme enerjisinden yani PE'den daha küçüktür. Elektronları eşleştirmek daha çok enerji gerektirdiğinden elektron bir üst enerji düzeyine çıkar. Zayıf alanda durum böyledir. Kuvvetli alanda yarılma enerjisi çok büyüktür. Kristal alan yarılma enerjisi eşleşme enerjisinden fazladır. Yani elektronları eşleştirmek üst enerji düzeyine çıkarmaktan daha kolaydır. Bakın oraya ulaşamıyorum bile. Oldukça yüksek. Bu nedenle 3 elektronu yerleştirdikten sonra 4.'yü de düşük enerji düzeyine yerleştiriyorum. Yukarıya çıkartmak için yeterli enerjim yok. Bu kuvvetli alandır. Zayıf alanda ellerim yetişebiliyor. Kuvvetli alanda ise hepsini eşleştirmem gerekiyor. Bu ikisi için farklı d elektron dizilişi yazabiliriz. Dn elektron dizilişi, T2G 3 EG 1 zayıf alan için elektron dizilişi. Kuvvetli alan için en üste koyamıyorduk. T2G 4. 4 elektron da aynı sette. Pekala. Bunu burada bırakalım ve başka bir terimi tanıyalım. Yüksek spin ve düşük spin terimlerini görelim. İki durum da burada görülmektedir. Burada da kristal alan yarılma enerjisi, eşleşme enerjisiyle mukayese edilecektir. Eşleşme enerjisi, elektron çiftlerini bir arada tutmak için gerekli olan enerjidir. Zayıf alanda yarılma enerjisi eşleşme enerjisinden küçüktür ve elektronlar bütün orbitallere birer birer ve paralel spinle olacak şekilde yerleşir. Diğer durumda kuvvetli alanda ise eşleşme enerjisi yarılma enerjisinden küçüktür. Elektronlar T2K orbitalleri doluncaya kadar yerleştirilir ve eşleştirilir. T2G dolmadan EG'ye elektron yerleştirilmez. Buradan çıkan net sonuç, zayıf alanda eşleşmemiş elektron sayısı en fazladır. 4 elektronun 4'ü de eşleşmemiştir. Maksimum sayıda eşleşmemiş elektrona yüksek spin adı verilir. Diğer durumda ise sahip olacağınız eşleşmemiş elektron sayısı minimumdur. Burada eşleştiğini görüyorsunuz. Bu düşük spine karşılık gelmektedir. Bu iki durumun kararlılık enerjisinden de bahsedebiliriz. Zayıf alanda kristal alan kararlılık enerjisi. Peki, devam edelim ve zayıf alanda kararlılık enerjisinin ne olduğunu söyleyin.
Son 10 saniye. Çok iyi. Soruya bir bakalım. Alt enerji düzeyindeki elektron sayısı 3'tür. Bu elektronların her biri eksi 2 bölü 5 kadar daha kararlıdır. Üst enerji düzeyinde bir elektron var. Bu da artı 3 bölü 5 kadar daha kararsızdır. Sonuç eksi 3 bölü 5 oktaedral kristal alan kararlılık enerjisidir. A şıkkı neden doğru değil? Çünkü oktaedral kristal alan yarılma enerjisinin sembolü koyulmamış. Testlerde bu terimi yazmayı unutmayın. Bu da küçük bir test sayılır. Umarım bunu yazmanız gerektiğini size göstermiştir. Pekala, bu zayıf alan içinde. Şimdi de kuvvetli alan durumuna, yani düşük spin durumuna bakalım. Bu durumda aşağıda 4 elektron var. 4 çarpı eksi 2 bölü 5. Oktahedral kristal alan yarılma enerjisi. Sonuç eksi 8 bölü 5 oktahedral kristal alan yarılma enerjisi. Bazı kitaplarda sonuca ayrıca artı PE eklendiğini görebilirsiniz. Burada PE eşleşme enerjisini belirtir. Ama düşünürken çok yararı olmuyor. Düşük enerji düzeyinde çok elektron var. Bunlardan bazılarını eşleştirmek zorunda kalırız. Burada bir elektron eşleştirilmişti. Eğer iki tane eşleştirilmiş elektronunuz varsa PE'nin katsayısı 2 olur. Bazı kitaplar bu şekilde gösterir, bazıları göstermez. Her ikisinin de doğru olduğunu belirtmeliyim. Yaz veya yazma diye sorulmasına bağlıdır. Soruda eşleşme enerjisini dahil ediniz derse cevabı hangi şekilde yazmanız gerektiğini anlarsınız. Bu örnekte eşleşme enerjisi kuvvetli alanda mevcuttur. Pekala, şimdi başka bir örneğe bakalım. Böylece oktahedral alanla ilgili soruları yapabilir hale geleceksiniz. Elektronları silelim. Pekala, kobalt artı 2 iyonuna bakalım. Kaç tane elektron yerleştireceğimizi düşünelim. Yükseltgenme basamağı nedir? Artı 2. Peki, D elektron sayısı kaçtır? Grup numarası nedir? 9 eksi 2 eşittir 7. D7 sistemi. Pekala, zayıf alan için elektron dağılımı nasıldır? Bana söyleyin. Son 10 saniye. Çok güzel. Bu bir zayıf alan. Bu durumda önce tüm orbitallere birer elektron yerleştirmeliyiz.
Çünkü yarılma enerjisi eşleşme enerjisinden daha küçüktür. Hepsini birer birer yerleştirmeliyiz. 7 elektron var. 1, 2, 3, 4, 5. Bütün orbitalleri kullandık. Şimdi eşleştirmeye aşağıdan başlamalıyız. 6, 6, 7. Başka seçenek yok. Elektronları eşleştirmek zorunda kaldık. Çünkü bu zayıf alandır. Eşleştirmeden önce elektronları birer birer yerleştirmeliyiz. Peki burada ne yapmamız gerektiğini düşünelim. Bu kuvvetli alan. Yarılma enerjisi çok büyük. Üste elektron koymak çok enerji gerektirir. Önce benzer şekilde yerleştiriyoruz. 1, 2, 3. Eşleştirmek yukarı çıkartmaktan daha kolay. 1, 2, 3. Hepsini eşleştirdik. Şimdi hepsi dolu. Son elektronu üst enerji düzeyine yerleştiriyoruz. Yarılma enerjilerine göre iki farklı durum ortaya çıkar. Yarılma enerjisini belirleyen nedir? Pekala. Yarılma enerjisini kontrol eden ligantların doğasıdır. Gelecek derste bundan bahsedeceğiz. Kuvvetli alan ve zayıf alan oluşturan yaygın ligantları tanıyacaksınız. Ama şimdi bunlardan bahsetmiyoruz. Şimdilik sadece iki durumu gördük. Peki bu sistem bir yüksek spin mi yoksa düşük spin mi? Yüksek spin. Çünkü maksimum sayıda eşleşmemiş elektron var. Diğeri ise düşük spin. Eşleşmemiş elektron sayısı minimum. Pekala. Bunu şimdilik bitirelim. DN elektron konfigürasyonu ve kristal alan kararlılık enerjisini bulalım. İlk durumda T2G sistemi var. Kaç tane? 5. Peki EG'de? 2. Kristal alan kararlılık enerjisini bulalım. 5 çarpı eksi 2 bölü 5 artı 2 çarpı artı 3 bölü 5. Sonuç nedir? Eksi 4 bölü 5 oktaedral kristal alan kararlılık enerjisi. Opsiyonel olarak artı 2 PE yazabiliriz. Çünkü iki çift eşleşmiş elektron var. Kuvvetli alana geçelim. T2G'de kaç elektron var? 6. Peki EG? 1. Kristal alan kararlılık enerjisini bulalım. 6 çarpı eksi 2 bölü 5 delta oktaedral artı 3 bölü 5 delta oktaedral. Sonuç nedir? Eksi kaç? Eksi 9 bölü 5 delta oktaedral. Ayrıca 3 tane eşleşme enerjisi var. Bu kısmı not alın. Gelecek ders işimiz biraz daha zorlaşacak. Ligand türlerini konuşacağız. Tetrahedral ve kare düzlem hakkında konuşacağız. Ve tabii ki çarşamba günü sınavdan sonra. Herkese sınavda iyi şanslar.